Ve Plus sunar. Line TV ekranlarından herkese merhaba. Işıklı Yol'un yine depreme istinaden hüzünlü ama bilgilendirici güzel bir konusu ve konuğu var. Yine Işıklı Yol anlamına, amacına uygun şekilde devam edecek. Değerli konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatır Sehra Aksu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Ben konuşmama teşekkür ederek başlamak istiyorum. Zor bir dönem. Bireysel çabalar tabii ki önemli ama daha fazla insana, daha fazla kişiye, daha fazla çocuğa ulaşabilmek adına bu verdiğiniz davet kıymetini. O yüzden ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sizlerin şimdi çok yoğun olduğunu biliyorum. İşte bakanlık çalışmalarınız var, bireysel çalışmalarınız, gönüllü çalışmalarınız. Elinizden geleni zaten yapıyordunuz. Fakat biz de izleyicilerimize destek olabilecek, işte şu deprem psikolojisinde ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bir yol haritası için sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Daha önce de bir hocamızla birlikte olduk. Evet. Daha sonra da yine başka bir konuğumuz olacak. Şimdi şeyden başlayalım. Şimdi çocuk ve gençlerde depremle ilgili çeşitli travmalar oluştu. Bunlar hani nedir, nasıl anlarız, bu durumda nasıl yaklaşmak gerekir? Zaten çocuk ve gençler, özellikle ergenlerde çeşitli travmalar var. Zorluklar var. Sınavlarla ilgili duygu düşünceleri var. Büyümekle işte ortamına ait. Belki ailesiyle ilgili, belki ekonomik koşullarla ilgili. Çocukların kendi dünyasının üzerine artı bir deprem travması eklendi. Biz tepkileri doğru okuyamayabiliriz. Bize bu konularla ilgili öncelikle bir şeyler anlatır mısınız? Evet, evet. Belki sizin de söylediğiniz gibi hani saydığınız birçok şey ama bir pandemi vardı. Yani bir o pandeminin üzerine gelen de bir şey. Tam böyle her şey normale dönecek umuduyla hani yaklaştığımız bir dönemde meydana geldi bu deprem. Belki hani travma nedir, çocuklarda nasıl etkileri vardır, hani bu kısma geçmeden önce normalin biraz ne olduğundan bahsetmek yani uygun olabilir diye düşünüyorum. Ki normal olmayanı anlayabilelim, tanıyabilelim, fark edebilelim. Bir kere biz yani canlılar olarak, insanlar olarak anne rahmine düştüğümüz andan itibaren hem bedensel olarak hem ruhsal olarak yaşamı sürdürmeye, yaşamaya, hayata tutunmaya programlanırız. Yani hem bedenimiz enerjiyi bu yönde harcar hem ruhsal enerjimizi biz bu yönde kullanırız. Yaşamak için de bir takım engelleri aşmamız gerekir. İşte ne bileyim bir bebek birkaç saat ya da işte bir süre aç kalır, bekler, işte annesi gelir, doyurur. Bu bir strestir ama yaşamaya devam edebilmek için buna biraz katlanması gerekir. Travma dediğimiz şey aslında bir eşiğin aşılması ile ilgili bir şey. Yani bir örnek vermek gerekirse 3-4 yaşındaki bir çocuk işte annesi mutfakta yemek yaparken bir 15-20 dakika o yokken işte oyuncaklarla oynayabilir, ona dayanabilir. 15-20 dakika annesini görmemeye dayanabilir. Bu onun dayanma eşiğidir. Bu her yaş için farklıdır. İşte bir ergen için daha farklıdır, bir bebek için daha farklıdır. Travma dediğimiz şey aslında bu eşiğin aşılması. Yani o çocukların saatlerce, günlerce enkaz altında kaldığını düşünün. 15-20 dakikanın çok üzerinde bir süre. Bununla beraber gelen duygular var. Nedir mesela? Bir ayrı kalma hali. Bununla beraber gelen korku, çaresizlik, dehşet. Ve bunlar birleştiğinde o olay artık travmatik bir olay haline geliyor. Yani eğer çocuk ruhsallığını bir zemin olarak görürsek aslında bu zeminde yani çocuğun o ruhsallığında, ruhsal alanında meydana gelen depreme travma diyoruz. Ben dışarıdakine bağlantılandıracak olursak. Şimdi onların tepkilerini nasıl okuyabileceğiz? Normalden nasıl farklı olabilir? Yaşlara göre de değişecektir tepkiler. Tabii, yani 3 yaşla 13 yaş muhakkak aynı tepkiyi göstermeyecektir. Evet.
elimizde olmadan sinirlenebiliriz çünkü onlara. Hı hı. O yüzden tepkilerini doğru okumamız daha önem kazanıyor şu durumda herhalde. Evet, evet kesinlikle. Yani sadece orada o depremi yaşamış çocuklar değil, hani bunu duymuş, görmüş, öğrenmiş. İşte Bursa'daki çocuklar için de geçerli bu mesela. Elbette Bursa depremi çünkü çok sık telaffuz ediliyor. 3 yaş belki telefonda sadece oyun oynadığı için farklı bir görüntülere ulaşmayabilir ya da haber dinlerken anne baba televizyon karşısından aratılabilir ama büyük çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar, ellerinde cep telefonları var, birbirlerine görsel atıyorlar, pek çok şeyi duyabiliyorlar. Evet. Onları korumanın çok da imkanı yok. Maruz kalıyorlar, yani bir şekilde öğreniyorlar. Sıfırlamak mümkün değil. Evet, o deprem kaygısını, işte hem çocuklara tabii önlem almayı öğretmeliyiz. Depremden korunmayı, deprem anında ne yapacağını, uykudayken, yataktayken olacak diye bir garantisi olan bir şey değil. Okulda olabilir. Park alanında olabilir, arkadaşıyla kafede, her yerde olabilir. Bir şekilde çocuğun da kendini korumayı öğrenmesi gerek. Bunu onlarda kaygı yaratmadan nasıl anlatabiliriz? Ben o zaman ilk sorunuza yanıt vererek devam edeyim. Hani nasıl anlarız, nasıl okuruz bu travmaya tepkileri çocuklarda nasıl anlarız kısmından? Bu travma durumu bir kere kişinin, çocuğun yeterlilik duygusunu zedeler. Güvenlik duygusunu, güvende olma hissini zedeler. Alışa geldik, o alışık olduğu rutin hayatı kesintiye uğratır. Üzüntü ve kontrol kaybı duygularını, hani bu düşünceleri ortaya çıkartır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bir çocuğun, travmaya maruz kalmış olan bir çocuğun tamamen bir çare olduğu, tamamen aciz olduğu, hiçbir şey yapamadığı, hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmiyor. Konuşmanın başında da değindiğim işte yaşamaya programlanmış olmamız kısmına belki vurgu yapacağım burada. Şöyle düşünün, bir çocuk işte her gün aynı yoldan evinden okuluna gidiyor ve hep aynı yolu kullanıyor. O yol onun için güvenli. Her gün o yoldan gidiyor. Ama bir gün giderken pat diye bir beklenmedik bir çukurun içine düşüyor. Yani bu güvenlik algısını sarsıyor. Ama çıkmaya çalışır çocuk. Yani işte bağırır ya da ne bileyim işte tırmanmaya çalışır, taş atar vesaire. Travma sonrası bir takım stres yanıtları vardır çocuklarda. Bu da hani bu çıkma çabası, devam etme çabasının aslında bir göstergesi. Yaşlara göre değişebiliyor, haklısınız. Yani 2 yaşında bir çocukta gördüğümüz şeyle işte bir ergende gördüğümüz şey görünüm olarak en azından aynı olmayabiliyor. Ne oluyor? Mesela işte küçük çocuklardan bahsedecek olursak işte 1 yaşındaki, 2 yaşındaki bir çocukta daha çok böyle işte uyku, yeme ile ilgili sorunlar. İşte emmeme, yemek istememe, işte ne bileyim huzursuzluk uykuda, bu tarz şeylerle karşılaşabiliriz. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda ne olabiliyor? Mesela en sık gördüğümüz şey regresyon dediğimiz şey. Nedir regresyon? İşte çocuk işte 2-3 yaşında tuvalet eğitimini almıştır. Çişini tuvalete yapıyordur, kakasını tuvalete yapıyordur. Gece ayrı yatmayı öğrenmiştir. Ama böyle bir olaydan sonra biraz geriler. Gerilemek demek işte anneye yapışmak, altına kaçırmak, işte kakasını kaçırmak, parmak emmek, tırnak yemek. Yani bu tarz belirtiler olabiliyor, regresyon belirtileri olabiliyor. İşte anneden birazcık uzakta oynayabiliyorken artık ona yapışma, evin içinde onu takip etme, sürekli gözlemleme, iyi olup olmadığını kontrol etme, yüzünü kontrol etme. Biraz hırçınlaşabiliyorlar, hareketleri değişebiliyor ya daha fazla durgunlaşabiliyorlar ya da işte normalden daha hareketli bir hale de gelebiliyorlar, bu da mümkün. Bazen karınları ağrıyabiliyor, işte mideleri bulanabiliyor, yani bedensel belirtiler de olabiliyor. Okul döneminde buna ilave olarak okula gitmek istemeyebilirler. Anneleriyle, babalarıyla evde kalmak isteyebilirler, sevdikleriyle, tanıdıklarıyla bir arada olmak isteyebilirler. Eskiden yapmak istedikleri şeylerden biraz uzaklaşabilirler. İşte oyun oynamak istemiyorum, okula gitmek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum. Böyle biraz içe kapanma belirtileri olabilir. Yine bedensel belirtiler olabilir, baş ağrısı, karın ağrısı. Ergenlerde birazcık dışa vurumlar fazla olabiliyor belirti olarak. Yani şimdi depremden bahsediyoruz. Yine ben doğa olayları üzerinden bir benzetme yapayım. Hani bu ergenlik biraz böyle patlamaya hazır bir volkan gibi düşünün bunu. Ve bu travmayla beraber hakikaten patlayabilir. Yani o yoğun duygular, işte bağırma, çağırma, işte riski davranışlar, kendine zarar verme şeklinde ortaya çıkabilir. Konsantrasyon güçlüğü, arkadaşlarıyla işte ilişkilerin bozulması, bu tarz şeyler ortaya çıkabiliyor. Hani bunu işte
şeyden önce de konuştuk, işte kurallara uymak istemiyor, işte zıtlaşıyor vesaire, böyle yorumlamamak gerekiyor. Baş etmeye çalışıyorlar. Biz ebeveynlere çok fazla iş düşüyor şu süreçte, anladığım kadarıyla daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bizler de insan olarak hem yaşanılanlara karşı acı duyuyoruz, evet, hem olası bir durumdan dolayı kendi adımıza korku hissediyoruz, çocuklarımız adına, fiziki, maddi şartlar adına. Bizlerin de şu an için kaygı durum bozukluğu varken çocukların da davranışlarında daha fazla sabır ister hale getirmeleri çok yorucu olup çok daha fazla sabır isteyecek gibi görünüyor. O yüzden davranışlarını okurken sizin önerdiğiniz farklılıkları dikkate almak, onları aklımızda tutmak bizim için çok faydalı olabilecek. Evet, evet. Bunlar normal tepkiler, beklediğimiz tepkiler. Şimdi ölümü duydular hocam. Yani belli bir yaş grubu çocuk zaten ölümün ne olduğunu biliyor ama küçükler de duymaya başladı. Evet. Depremzede insanlar Bursa'ya geldiler. Bir şekilde onlarla kaynaşılacak bir süre sonra. Bazılarımız kaynaştı. Hani yazlığını paylaşan oldu, evine alan oldu. Uzaktaki akrabası gelmiş oldu. Küçük çocuklara ölümü anlatmak çok kolay bir şey değil. Evet. O konuyla ilgili de yetişkinlere önereceğiniz bir şey var mı? Genel hatlarıyla belki bazı şeyler söylenebilir. Elbette ki her çocuğun öyküsüne göre davranmak gerekir ama hani ana hatlarıyla bir şey çizmek gerekirse bir kere çok geciktirmemek gerekiyor bu haber verme işini. Yani mümkün olan en kısa zamanda. Ve yine olabildiğince çocuğun tanıdığı, bildiği, güvendiği bir erişkin tarafından bu haberin verilmesinde fayda var. İşte anne vefat etmiştir, ölmüştür. Hani babanın söylemesi ya da anne baba hayatta değildir. İşte en yakın diğer akrabanın bunu söylemesi. Çocuğun bildiği birinin, yüzüne aşina olduğu birinin bunu söylemesinde fayda var. Çok da geciktirmeden. Ama bu geciktirmeden kısmında belki şeyi de atlamamak gerekiyor. Acele de etmemek gerekiyor. Yani söylerken acele etmemek gerekiyor. Şimdi 0-2 yaş arasındaki bir çocuğa hani ölümle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Onun için yapacağımız şey uykusunu, yemesini, işte o manevi ihtiyaçlarını sarılmaktır, ninni söylemektir vesaire. Yani bunların devamını sağlamak. Kalkıp onunla konuşmuyoruz. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk için ona ölümle ilgili bilgi vereceksek, yakınının öldüğünü söyleyeceksek... Bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu dönem çocuğunun düşünce anlamındaki özellikleri. 3-6 yaş arasındaki bir çocuk gelişimi itibariyle ve normal olarak biraz ben merkezcidir. Yani işte Süpermen olup uçabilirim, işte dünyayı kurtarabilirim, ben ne istersem o olur. İstersem çok güzel, çok iyi bir şey yapabilirim ama bazen de benim yüzümden çok kötü şeyler olabilir. Hani merkezde o vardır. Zıtlaşmaya, işte ne bileyim inatlaşmaya çok meyilli olduğu bir dönemdir. 3-6 yaş arasındaki bu dönem. Dolayısıyla bu hani büyüsel düşüncenin olduğu dönemdeki çocuğa bilgi verirken önce onun ne bildiğini biraz sorgulamakta fayda var. Hani ölümle ilgili ne biliyor? Onun hakkında neler var? Onun kelime dağarcığı nasıl? Konuya biraz belki ne bileyim farklı örneklerden girilebilir. Ben mesela hani klinikte işte bir evcil hayvanı ölmüşse, işte tanıdığı biri ölmüşse daha öncesinden birazcık olaya oradan girip örneklemeye çalışıyorum. Onun üzerinden gelmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ne bildiği önemli, onun kullandığı kelimelerle ona bir hikaye oluşturmak işe yarayabilir. Öldüğünü, artık onlarla birlikte olamayacağını ölen kişinin ama onu sevmeye devam edeceğini, evet edebileceğini söylemekte fayda var. Bu yaştaki çocuk, yani okul öncesi dönemdeki çocuk açık ve net olmak gerekir. Yani anneni kaybettik dediğinde, 4 yaşındaki bir çocuğa anneni kaybettik dediğinde o hani herhalde kayboldu, birkaç saat sonra geri gelecek. Hani bunu böyle algılayabilir. O yüzden açık ve net söylemek ve geriye dönüşün olmadığını vurgulamakta fayda var. Ama bunu böyle söyleyip bırakmıyoruz. Arkasından hemen işte yanımda olmaya devam edeceğim. Ama annen yok ama ben varım. Çünkü kaygılanır. Yani evet. Ne oldu şimdi? Söyledikten sonra da çocuk kontrol etmek gerekiyor. Gerçekten anladı mı söylediğimi? Yani öyle bırakıp gitmiyoruz. Bu önemli. Okul döneminde tabii onlar geriye dönüşsüz olduğunu biliyorlar. Daha fazla kaygılanıyorlar işte okul çağı dönemindeki çocuklar. Yanlarında olmak, sorularına doğru cevaplar vermek, duygularını paylaşmak ve izin vermek önemli. Neye izin vereceğiz?
Ağlamak istiyorsa ağlamasına, konuşmak istiyorsa konuşmasına, susmak istiyorsa susmasına izin vereceğiz. Yani zorlamamak gerekiyor. Evet, küçük yaş grupları galiba biraz daha anlatabiliyor da paylaşmak istiyor aklından geçeni, hissettiğini ya da merak ettiğini. Biraz daha büyük yaş grupları belki de çok sormadığı ya da çok konuşmadığı için daha farklı yaşayabiliyor. Kaçınıyor olabilirler. Yani onlar şimdi ergenler o soyut düşünce onlarda daha fazla gelişmiş. Yani maneviyatla ilgili, ölümle ilgili düşünceleri daha detaylı, daha ayrıntılı. O yüzden birazcık daha böyle kendi içlerinde düşünebiliyorlar onlar. Akranlarıyla paylaşabilirler. Şimdi ben soru hazırlarken bir iki tane de çevreden soru, hani bunu da öğrenebilir miyiz gibi sorumuz var. Bunlardan bir tanesi depremzede, deprem yaşayıp oradan buraya epeyce gelen olmuş Bursa'ya. Bir çocuk ya da gence nasıl yaklaşmalıyız? İyi bir şey yapmaya çalışırken istemeden zarar vermemek adına bununla ilgili öneriler rica ettiler. Evet. Evet, Türkiye'nin pek çok yerine deprem bölgesinden aileler işte gitti, çocuklar gitti. O çocukların bir kısmının ailesi yanında ama bir kısmının yanında değil, anne babaları yok. Öyküleri önemli, yani kim hayatta kim değil vesaire. Ama depremzede bir çocukla karşılaştığımızda, bulunduğumuz şehirde, bulunduğumuz yerde... Eğer çok yakın değilsek, yani çok yakından tanıdığımız biri değilse bir kere kendimizi tanıtmalıyız. Yani ben kimim ve neden buradayım? Çünkü öyle bir bilinmezliğin ve kaosun içinden geldiler ki yani birazcık etrafı onlar için bilinebilir bir hale getirmek gerekiyor. Ben şuyum, işte bir süre burada kalacaksın. Bir bilgilendirme yapmak gerekiyor, kendimizi tanıtmak gerekiyor. Depremzede bir çocuğu yalnız bırakmamak gerekiyor. Yani güvenilir bir ilişki mutlaka yanında her zaman olmalı. Ve o hep işte görünür ve ulaşılabilir bir mesafede olmalı. Yani bir ihtiyacın var mı? Şu anda ne istersin? Ulaşılabilir olmalıyız. Hani bir de belki biraz sonra değiniriz bu konuya da ama mahremiyetlerine dikkat etmek gerekiyor. Yani tamam yardım ediyoruz ama işte ne bileyim fotoğraf çekmemek, yayınlamamak, özel bilgilerini sosyal medyada paylaşmamak, saygı duymak gerekiyor çocuklara. Şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Belki çok sık yapılan bir şeydir diye tahmin ediyorum. Olayla ilgili çok fazla bu anlatmak istemiyorsa tabii çok fazla soru sormamak gerekiyor. Ne oldu? Ne yapıyordun? İşte kime ne oldu vesaire. Hani bu tarz sorular ikinci bir travmatizasyona yol açabilir. Ama kendisi anlatmak istiyorsa tabii ki dinleriz yani bu durumda. Bu çok önemli bir eşik söylediğiniz. Şimdi dinlemek bir insanı yapılabilecek en iyi şeylerden biri. Ama hani dinlemek ve dinlemek arasındaki farkı çok iyi ayırt etmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Evet, evet. Anlatırsa dinleyeceğiz ama sormayacağız, değil mi? Evet, zorlamayacağız. Anlatması için zorlamayacağız. Evet. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani herkes yardım etmeye çalışıyor. Ve söz konusu bir çocuk olduğunda hem maddi anlamda hem somut anlamda hem manevi anlamda, soyut anlamda bir sarma ve sarmalama isteğimiz var. Çocuklara yönelik özellikle. Ama belki burada depremzede bir çocuk söz konusu olduğunda, özellikle travmatize olmuş bir çocuk söz konusu olduğunda biraz şeyi vurgulamakta fayda var, sınırları. Yani bu çocuklar zaten sınırların iç içe geçtiği, işte içerisiyle dışarısının, yani evin içiyle evin dışarısı arasındaki o sınırın yok olduğu bir yerden geliyorlar. Ve sınırlar bu çocuklar için önemli. O yüzden depremzede bir çocukla karşılaştığımızda hani böyle onun müsaadesi, onun izni, onun onayı olmadan hani böyle ani dokunmalar, sarılmalar hani bunlar çok olmasa iyi olur. Evet sarmak istiyoruz ama belli bir mesafede, onun kendini güvende hissedebileceği bir mesafede durarak bunu yapmalıyız. Diğer nokta, önemli bir nokta, şimdi çocuğun yakınları yanında değilse ve biz güvenilir bir kaynaktan bilgi aldıysak, teyit edilmiş bir bilgi aldıysak yakınlarıyla ilgili bilgi vermek gerekiyor çocuğa. Nerede ve nasıl olduklarıyla ilgili. Ama kulaktan dolma bilgileri çocuğa aktarmamak önemli. Teyit edilmiş bilgiler olmalı bunlar. Eğer kendini daha güvende hissedebileceği bir yakını varsa onları bir araya getirmek, özellikle çocukları bir araya getirmek,
Onlar birbirlerinden besleniyorlar, birbirlerini onarıyorlar çünkü. Yani 2-3 çocuğun bir araya gelmesi, bir oyun kurması çok sağaltıcı bir etkiye sahip. Onları bir araya getirebilmek mesela yapabileceğiniz şeylerden biri olmalı. Diğer önemli bir nokta, depremzede bir çocuğa alan açmamız gerekiyor. Şimdi alan açmak demek ne demek? Bir olay yaşandı, işte bu olay deprem. Bu depremle beraber bir takım duygular var. Nedir o duygular? İşte çok korktu, çok üzüldü, çok çaresiz hissetti. Bu olay ve bu duygular birbirleriyle ketleniyor, kenetleniyor. Bir top, bir yumak haline geliyor ve o ruh sağlığının içerisine giriyor. Yani çocuğun ruh sağlığının içerisine giriyor. Hani bedenimizin içerisinde yabancı bir cisim olduğunu düşünün. Bunun gibi bir şey. Şimdi onun işlenmesi gerekiyor. Yani o kenetlenmiş olay ve duyguların işlenmesi gerekiyor. Eğer işlenmezse o böyle içeriden sürekli dürter. İşte sürekli böyle psikiyatrik, psikolojik, ruhsal böyle sıkıntılara yol açar. Onun işlenmesi için de onun dilin alanına çekmek gerekiyor. Sözün alanına çekmek gerekiyor. Sözün alanı demek ne demek? Onun ifade edilmesini sağlamak demek. Bu nasıl olabilir? Hani konuşmak istemiyor olabilir ama yazabilir. Hı hı. Hikayeleştirebilir, resim yapabilir. Hani bu tarz şeyler, hı hı. Alan sağlamak gerekiyor çocuğa, imkan varsa tabii. Tabii ilk etapta hep böyle işte hani yeme, içme, barınma, doğal olarak bu ihtiyaçlar üzerinde duruldum. Ama ben özellikle önümüzdeki günlerde hani bunun çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Varsa imkanınız, depremzede çocuklara lütfen işte boyayabileceği, resim yapabileceği şeyler sağlamak önemli. Çocuklar şimdi o bölgenin kendi aynı ülke içerisindeyiz. Evet ama yani her bölgenin kendi kültürel özellikleri olabiliyor, inanışları olabiliyor. Hı hı. O çocuklar oradan buraya geldiler. Belki bizim gibi yani yaklaşımları bizim gibi olmayabilir ya da bizim yaklaşımımız onlar gibi olmayabilir. Yani işte 17 yaşındaki bir genç kader diyebilir, mukadderat diyebilir. Hani orada onun o gerçekliğine saygı duymak gerekiyor. İşte farklı düşünüyorsanız kendi düşüncenizi ona işte empoze etmemek gerekiyor. O öyle yaşıyor. Yani hı hı. O ona iyi geliyor. Diğer bir konu önemli. Hani yayından önce de konuşmuştuk aslında. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu çocuklar için. Hepimiz yoğun duygular içerisindeyiz. Ama bu yoğun duygular içerisindeyken bazen bazı kararlarda çok acele etmememiz gerekiyor. Koruyucu aile olma konusu da bunlardan biri. Çocuklar için bir şey yapmak istiyoruz ama hani bir çocuğun sorumluluğunu almak, hayatının geri kalanını onda geçirecek şekilde sorumluluğunu almak böyle çok acele edilmemesi gereken bir karar diye düşünüyorum. Biz duygusal insanlarız, Türk milleti. Duygularımız evet. Yoğun, güçlü yaşıyoruz. Duygusal kararlar gayet tabii veriyoruz. Vermeye hı-hı. De devam edeceğiz muhakkak. İyi bir şey yapmak istiyoruz dediğiniz hı-hı. Gibi işte. Hani bu sorular biraz da o yüzden. İyi bir şey yapmaya çalışırken farkında olmadan zarar vermeyelim. Yanlış bir şey olmasın. Mesela şey de sormak istiyorum. Şimdi çocukların çoğunda rastlanan hiperaktif, dürtüsellik, işte ne bileyim, belki Down sendromu, otistik olmak ya da fiziksel engelli olmak, zihinsel engelli olmak gibi. Şimdi bu çocuklar da buraya gelmiş olabilir. Böyle çocuklar sınıfa gelebilir. Sizler çeşitli yardımlar düzenleyeceksiniz. Az sonra ondan da bahsedeceğiz. O gruplara gelebilir. Onlara davranışlarımız da önemli. Yani her şekilde bize söyleyeceğiniz her şey... Evet. Hem bizim doğru davranmamız hem onlara gereken yardımın gitmesi açısından çok önemli. Bu gibi durumlar içinde bir öneriniz, uyarınız varsa onu da dikkate alalım. Evet. Yani tabii normal işte herhangi yaşıtına göre özel gereksinimi olan bir çocuğun zaten adı üstünde özel gereksinimi olan bir çocuk, işte otizmli bir çocuk, ne bileyim mental retardasyonu, zeka geriliği, bilişsel gecikmesi olan bir çocuk tabii ekstra bir şey gerekecek onun için. İşte özel eğitim alıyorsa onun devamının sağlanması, bir tedavi alıyorsa işte o medikal tedavinin burada devamının sağlanması, bunlar da ekstradan hesaba katılması gereken şeyler. İşte tip 1 diyabeti vardır, hani onun tedavisinin burada devam edilmesinin sağlanması, onlar önemli. Tabii bir de hani uzuv kaybı olan çocuklar var, onlar, o bambaşka bir konu. Evet.
Ama bakanlığın bir uygulaması var. Bugün yarın tanıtımını yapacaklar. Pandemi döneminde de kullanıldı aslında bu uygulama. Özel gereksinimi olan çocuklar için bir uygulama var. Onu deprem bölgesindeki çocuklar için indirebiliyorsunuz telefonunuza ve oradan randevu oluşturabiliyorsunuz. Hani oradan biz ekranımıza düşüyor. O randevu saatinde online görüşme yapıyoruz. Peki sizlerin özel gereksinimi olan çocuklar dışında diğer çocuk ve gençler için de bu şekilde bir çalışma sisteminiz olacak mı? Hani onlara destek olmak, yardımcı olmak için? Bu bahsettiğim şey için şey yeterli. Deprem bölgesinde olmuş olmak yeterli. Yani işte ekstra bir ruhsal hastalığın olması şart Anladım. Değil. Aranan bir şey Her değil. Her şekilde bu Evet. telefona indirebilecekleri programla sizlerden yardım Aynen alabilecekler. öyle. Bu Aynen. çok güzel bir şey. Çok Evet. bilir kişilere, alanında uzman insanlara bu kadar kolay ulaşabilecek olmaları Evet. Evet. hepsi için çok Evet. aydınlık bir haber. Evet, bu aslında şöyle belki tabii keşke böyle olmasaydı ama bu pandemide biraz deneyimlediğimiz bir şey. Çünkü pandemi süreci çok uzadı. Çocuklar işte özel gereksinimi olan çocuklar eğitimlerden işte rapor süreleri bitti, ilaçları bitti vesaire. Bir şekilde onlara ulaşmanın bir yolunu bakanlık bu şekilde buldu. Şimdi oradaki sistemi aynı şekilde burada devam ettirmeye çalışıyorlar. Güzel de bir şey. Şimdi çocukların bir şeyleri bilmesi gerektiğini, işte anlayabilecekleri açıklıkta ama net bilgiler onlarla paylaşılması gerektiğini konuştuk. Depremden korunma, deprem gerçeği, ölüm, kayıp. Bir taraftan da korumaktan da bahsettik. Yani konuşurken bile bazı kıstasların altını çizdiniz, bu şekilde olmalı ya da olmamalı diye. Ekranlar var. Yani çocukların elinde cep telefonu, tablet, 24 saat yayın yapan televizyonlar. Onları korumaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olabiliyoruz? Bu biraz yaşlarıyla da alakalı, biraz anne babanın yoğunluğuyla da alakalı. Ekrandan alabilecekleri zararlarla ilgili ya da o konudaki sınırlamayla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Evet, yani bu konuda yani bütün profesyonellerin alandaki herkesin işte söylediği şey maruziyetin azaltılması, hatta mümkünse kesilmesi. Ama buna bir yerde kendimizle başlamak daha uygun olabilir. Çünkü biz de maruz kalıyoruz ve hani işte haberleri çok fazla izlediğinizde, o görüntülere, o haberlere çok fazla maruz kaldığınızda bu defa kendi aranızda sürekli konuşmaya başlıyorsunuz. Ve orada bir çocuk olduğunu bazen unutabiliyor yetişkinler. Çünkü o anda sadece kendi kaygısını hani odaklandığı nokta o oluyor. O yüzden kendi maruziyetimizi biraz azaltarak başlayabiliriz. Günlük aktivitelerimize devam ederek, işte günde bir iki defa en fazla haber izleyerek izlememeliler. Yani o fotoğraflara, o görüntülere maruz kalmamalılar. Çünkü ikinci travmatizasyon, yani şey gibi bu deprem üzerinden söylemek gerekirse artçı. Yani onu artçı olarak hissedecek çocuklar. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar, hani somut düşüncenin hakim olduğu dönemdeki çocuklar onu gördüğünde aynısının burada ve yeniden olabileceğini düşünebilir. Yani o açılardan baktığımızda da maruziyeti engellemek gerekiyor. Telefonlarına baktığınızda, bilgisayarlara baktığınızda en azından hani ne izlemiş arama geçmişinden vesaire. Ne görmüş, ne biliyor, ne düşünüyor. En azından bunu anlamaya çalışabiliriz. Çünkü bazen yanlış düşüncelere kapılabiliyorlar o izledikleri üzerinden. Engelleyemedik ise bile en azından o izledikleriyle ilgili ne düşündüklerini çalışmak gerekebilir. Şimdi şey çok eşikte olan bir şey. Ben mesela onu yapmış olsaydım nasıl yapacaktım, nasıl yapardım bilemiyorum. Küçük çocuğu olan ebeveynler deprem bölgesine yardım gönderirken çocuklara not yazmışlar. İşte bazıları çok sevdiği bir şeyi paylaşmış. Bu benim en sevdiğim ayım ya da işte bu benim botum, babam bana iğne alır. Şimdi bunu planlamak, bunu çocukları hem gerçeğin içine, yaşamın içine çekmek hem de korumak çok kolay bir şey değil. Bu çok zor bir sınır bence. Aslında bahsettiğiniz örnek güzel bir örnek. Hani çünkü orada her iki taraf için de güzel bir örnek. Hani o işte o oyuncağı ya da işte şeyi alan, gönderilen şeyi alan çocuk açısından baktığımızda da çok güzel bir şey. Sağaltıcı bir etkisi var. Toparlayıcı bir etkisi var. Gönderen çocuk için de güzel bir şey. Çünkü bir şey yapabildiğini hissedebilmek, hani o duyguyu paylaşabilmek ona da iyi gelecektir. Çok değinmedik ama aslında hepimiz için geçerli. Böyle bir şey yapamamanın çaresizliği ve suçluluğunu yaşıyoruz.
az ya da çok. Hı hı. Çocuklar da bunu yaşıyor. O yüzden bir şey yapabildiklerini, işte ne bileyim kendileriyle ilgili bir şey paylaşabildiklerini göstermek onlara iyi geliyor. Gönderen taraf için söylüyorum. Alan taraf için de unutulmadığını, düşünüldüğünü, yalnız olmadığını bilmek çok iyi geliyor. Hı hı. Çünkü zaten travmayı travma yapan şeylerden bir tanesi o hissedilen, çocuğun hissettiği yalnızlık hissi. Yani onun o etki boyutunu arttıran şey yalnızlık hissi. O yüzden hani ben öneriyorum işte çocuklara işte göndermek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa hı hı. Yollayabiliriz. Onuru işte, o bilgiyi vermek kısmı önemli. Şimdi küçük bir çocuk en sevdiği bir şeyi deprem oldu bunu birisine göndermelisiniz cümlesiyle vermez. Hı-hı. Hani bir takım bilgiler, hı-hı, ön bilgi verilmeli, bir şeyler hissetmeli bunun ondan içinden gelerek kopup çıkması için. O bilgiyi vermek çok zor bence. Hı-hı. Değil mi o sınırı ayarlayabilmek? Ebeveynlerin evet, evet, hassas olduğu olacağı kısım sanırım bu. Evet. Çok çok ayrıntı vermemek gerekiyor. Evet. Ayrıntı vermemek gerekiyor. Hani bir deprem oldu. Oradaki depremde işte evler yıkıldı. Bazı çocuklar evsiz kaldı. Oyuncakları da evin altında kaldı. Oynamak isteyebilirler diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Hı hı. Yani orada topu birazcık ona atıp onun toparlayıp yanıt vermesini beklemek uygun olabilir. Evet. Şimdi söyledikleriniz hep aslında şey bir kılavuz oluşturuyoruz, bir rehber oluşturuyoruz. Hı hı. Hani özellikle her yönden, her alandan bir şey sormaya çalışıyorum. Çünkü bizler de bazen yaşadıklarımızdan etkilenip çok doğru düşünemeyebiliyor ya da çok işte az önce dediğim gibi fazla duygusal olabiliyoruz. O yüzden böyle hani kalem kalem sormaya çalışıyorum ki sizin bu tepkilerle ilgili bir şeyler bize söylediğinizde geri dönüşü çok güzel bir yer. Yani çocuklar ve gençler elinden geldiği kadar az travma, az etkiyle onları, hı hı, yarınlara taşıyabilirsek, hı hı, bizler zaten hani bir şekilde daha önce de 99'u yaşadık, bir şekilde ayakta, evet, kaldık. Ama hani bu nesli, hı hı, en azından nispeten daha az travmalı yaşatabilirsek, herhalde onlar için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri diye düşünüyorum. Şimdi bir de eğitim konusu var. Evet. Eğitim, işte orada daha, hı hı, uzun süre ara verildi. Bizde de, hı hı, eğitim süresi, tatil süresi uzatıldı. Eğitim hayatının içinde olmak, getirileri ve götürüleri sizin açınızdan, hı hı, nasıldı hocam? Evet. Az önce de bahsettiğim o mesela pandemi bizim için çok vurucu bir eğitim ve okul konusunda çok öğreticiydi. Yani işte okullar uzun süre kapalı kaldığında ne oluyor? Geldiler o çocuklar, hı hı, hani etkilerini, uzun süreli etkilerini gördük, deneyimledik, yaşadık. O yüzden hani daha biraz daha rahat konuşabiliyoruz önerilerde bulunurken. Tabii burada hani okul deyince insanın aklına doğal olarak ilk gelen şey işte eğitim, değil mi? Ders, okul, öğretmen bir şeyler anlatıyor, öğreniyoruz vesaire. Aslında belki bunu şöyle modifiye edebiliriz, hani okul ve okuldan uzak kalmakla ilgili, hani bu süreç nasıl değerlendirilebilir? Belki iki şeye vurgu yapmak gerekecek. Hani bunlardan bir tanesi bir şey oldu. Oldu yani. Olmamış gibi davranmak mümkün değil. İşte deprem oldu. İki gün sonra hadi okula git. Bu biraz yok saymak gibi bir şey. Çünkü yaz yaşamaya ihtiyacı var. Hı hı. Yazını yaşamaya ihtiyacı var çocukların. Ve en başta belirtilerden bahsederken işte hani o kaygıyla işte ebeveynlerine, yakınlarına daha fazla sarıldıklarını, onlardan ayrılmak istemediklerini, böyle bir dönemin olduğundan ve bunun normal bir tepki olduğundan bahsettik. Dolayısıyla hani yakasından tutup iki gün sonra okula götürmek değil kastedilen şey. Yani yaz yaşamalarına izin vermek, gitmek istemiyorlarsa bir süre gitmeyebilirler. Ama diğer boyutu hani bu sürenin çok uzaması, işte okulların kapatılması, online yüz yüze eğitimin sonlandırılması. Burada ikinci önemli nokta şu, okulun akademik yaşamı sürdürme, akademik yaşamın merkezi olma işlevinin dışındaki o diğer işlev. Yani sosyal yaşantının bir parçası olması. Okulun sadece işte sayıları, renkleri, harfleri öğrendiğimiz yer değil, aynı zamanda birbirimizle etkileşim ve içerisinde olduğumuz, birbirimizle konuştuğumuz, birbirimizle oynadığımız bir yer olduğu gerçeğinin tekrar ön plana çıkartılması.
Okulların açık olması gerekiyor diyoruz mesela. Hani çocuklar zorla okula gitsin demiyoruz ama orada o kapının açık olması çok önemli. Neden? Çünkü aslında bu sağlığımın bir parçası. Yani işte dedim ya az önce işte çizelim, yazalım, boyayalım vesaire. Hani bunu en iyi nerede yapabilir bir çocuk? En rahat nerede yapabilir? Okulda hani ders yapılmaz, boyama yapılır. Hikaye anlatılır, duyguları, düşünceleri konuşulur. Anma törenleri yapılabilir minik minik. Yani okullar aslında şu dönemde çocuklar açısından baktığımızda bir sağlığımın bir ayağı gibi görünmeli. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız gerçekten bize yol haritası olabilir. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa programın sonuna geldik. Onu da alalım. Evet. Notlarınız arasında önemsediğiniz, üstünde durmak istediğiniz farklı bir konu varsa ondan sonra hep beraber veda edelim. Tamam, peki. Ben teşekkür ederim öncelikle. Şeyi söylemeyi unuttum. Oyuncak konusu, hani oyuncak konusunda deprem bölgesindeki çocuklara her türlü oyuncağı yollayabilirsiniz. Hani işte kepçe yollamayın vesaire tarzı şeyler konuşuluyor. Bu gerekli bir şey değil. Yani o çocuk o oyuncakla yeniden bir kurgu oluşturabilir ve şeyini, travmasını onunla atlatabilir. Oyuncak konusunda seçici davranmanıza gerek yok. Son olarak söylemek istediğim şey, bu çok kitlesel bir travma. Yani hepimizi etkileyen bir travma. Bireysel çabalar önemli. Ama hani toparlanabilmek, bu travmayı onarabilmek, devam edebilmek ancak birbirimize ketlenmemizle, birbirimizle yardımlaşmamızla ve bunun sürekli olmasıyla mümkün olan bir şey. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınıza. Hep beraber sizlerin desteğiyle işte uygulamadan size ulaşacaklara yapacağınız bizzat bireysel yardımlarla ve dediğiniz gibi kitlesel hep birlikte yapabileceğimiz ne varsa onları bularak iyi günlere, sağlıklı günlere, keyifli günlere çıkmayı umut ediyorum. Umarım. Bir dahaki programımız, bir dahaki bir araya gelmemiz daha güzel, daha keyifli şeyler için olsun diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Işıklı Yol'da bugün konuğumuz uzman psikiyatrist, çocuk ve ergen konusunda uzmanlığı olan Sehra Aksu hocaydı. Bizlerle birlikte oldu, bize çok faydalı şeyler anlattı. Başka bir programda, başka bir Işıklı Yol'da sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşça kalın. Plus sundu.